Hadi Ramazan, görüşürüz. Selam dostlar, bendeniz Los Angeles otokurtarma. Arkadaşlar, uzun bir zamandan sonra tekrar geri motora bineyim dedim ama bugün bir ulus tarafında bir işim var. Ama gördüğünüz gibi kedin motorun üstü leş gibi, hep kediler yatmış. Çalıştırdım 5 dakika, şimdi biraz hareket ettirelim abi ya. Motor, yatan motor iyi olmaz. Vallahi arkadaşlar, kamerayı taktım ama eğri meğri duruyorsa kusura bakmayın. Yedek bataryalarımızı da aldık. Evet, bugün 1 Mayıs işçi bayramı. Onun için ben de dedim lan gideyim. Hani boştayken bugün pek bir yoğunluk olmaz, biliyorsunuz mu? Dedim bugün gideyim şu ulusa, bakırcılara gideceğim. Hani şu bakır işlemeli bakırlar oluyor ya, süs eşyası, resim, çerçeve, bilmem ne, ıvır zıvır şeyler yapıyorlar. Oraya gideceğim arkadaşlar, ulusa. Hem gitmişken dedim size bir vlog çekeyim, hem bir şeyler anlatayım, hem bir motora bineyim, motor hareket etsin falan pişman. Şimdi ulusa doğru arkadaşlar yola çıktım. Bir arkadaşım dükkan açtı, Ünak Otomotiv diye. Yeşil yandı. Bir arkadaşım dükkan açtı arkadaşlar. Ona bir hediye yaptıracağım. Hem de bir gezmiş olurum şöyle bir. Kolay gelsin. Abi Camel mentolü verir misin ya? Camel mentolü. He. Camel mentolü. Hatta dur şöyle vereyim abi. Kamera ne işe yarıyor? Abi işte yolda öyle hani şey amaçlı ya. Güvenlik amaçlı. He. Hani trafik kaza maza bilmem ne olur diye. Abi çakmakların ne kadar ya? Abi 3 liradan başlıyor. 3 liradan. Ucuzu vardı, kalmadı, bitti. 2,5'luğu yok mu? He? Al 2,5 lira. Heh, 2,5 lira var cebimde. Eyvallah. Tamam. Hadi abi, hayırlı işler. Nasıl ölmek istiyorsun sen? Saçmalama. Hayat o kadar anlamsız olamaz. Saçmalama ya. Aşina. Siper et, elinle siper et. Elinle siper et. İki elinle siper et, elinle. Bak. Herif sigaradan gitti usta. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı lan. Sabah çalıştıramadım arkadaşlar. Yata yata biraz akü bitmişti de. Ondan dolayı vurdurarak çalıştırmak zorunda kaldım. Neyse. Ulan çakmaklar bile 2,5 TL olmuş ya. Vay anasına ya. Neyse. Nerede kaldıydık? Bir arkadaşım dükkan açtı arkadaşlar. Ünak Otomotiv diye, işte tamir, bakım, kaporta, lastik söküm, bakım, her şey var. Boya korumasına kadar. Ona işte dükkanına bir hediye yaptırmayı düşünüyorum. Şimdi oraya gidiyorum arkadaşlar. Hem size bir oraları göstereyim, ulusu. Hem de arkadaşlar bir motora bineyim, bir vlog çekeyim sizler için. Amacım buydu zaten. Şimdi gidelim abi. Belki uzun bir vlog olabilir arkadaşlar. Sıkılmayın. Sonuna kadar izleyin.
Zaten Ulus'u da göreceksiniz, çarşıyı falan. Yeşil yandı. Evet, yetiştim, geçtim. Şaka maka var ya, harbiden özlemişim ha motora binmeyi. Şunu kapatayım da rüzgar sesi gelmesin. Motor leş gibi arkadaşlar. Yani yattığından dolayı toz, toprak, bakımsız kaldı biraz da. Ama yağını mağını bir değiştirmiştim. Allah'tan arka fren baltası bitmişti. Onu değiştirdim. Başka da zaten işte yağ filtresiydi, hava filtresiydi. Onları hallettiydim o zaman. Yani bakımı var da işte hani çalışmadığından dolayı işte zamanla akü bitiyor. Akü bitiyor işte, zamanla marş basmıyor. İşte ara sıra böyle bir motora binmek lazım arkadaşlar. Yani motorun hareket etmesi lazım. İşte bir zincir vurmuştur belki, zinciri bir yalvarım. Ondan sonra durum böyle yani, bundan ibaret. Motor vlog çekeyim dedim, özledim. Motor sürmeyi de özlemişim. Tabii işimiz gereği artık motora pek binemiyorum arkadaşlar. Şimdi telefonumuza da bakalım da abi, işmiş gelirse hemen yapıştıralım, işimize gidelim. Motorda da benzin yok abi, benzin almam lazım. Yolda kalmayalım, benzin pompasına da şey vermeyelim, zarar. Az bile yata yata tozlanmış ya la. Silseydim keşke camını. Dur ben bir sağa döneyim kardeş. Buna da Glova diyor, nasıl bir çantaymış. Kardeş selam verdik ki sen de geç selam verdin ya, neyse. Tomalar bekliyor abi. Bugün 1 Mayıs herhalde, Tandoğan'da şey var. Biraz adrenalin yaşayalım ya. Özlemişim değil mi? Düşünüyorum içim titrer, bu çileler bitsin yeter, ayrılık ölüm. Yürüsene la Hyundai'ci. Ölümden beter. Na 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 na. Gönüllerin nuru sensin, sevenlere çare sensin, gönül garibe serisin. Na 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 na.
Allah'ım sen bilirsin. Üşüyorum, içim titrer, bu çileler bitsin yeter, ayrılık ölümden beter. Gönüllerin nuru sensin, sevenlere çare sensin, gönül garibe serisin. Allah'ım sen bilirsin. Özlemişim lan motoru. ...650.000 ailenin tercihi. Başpınar reklamlar. Evet, Sıhhiye'yi de geçtik arkadaşlar. Şimdi şuradan Numune Hastanesi'nin oraya doğru, yani Altında Belediyesi'nin oraya doğru döneceğim. Oradan kale çarşısına gireceğim. Tabii kalenin üstüne kadar çıkmayacağım oradan. Şuradan sağ sinyalimizi verelim abi. Şuradan şöyle geçiyorum. Yavaş dayı geç, dayı geç. Viraj. Özlemişiz la virajda. Lastiklerin havası biraz inik ama fazla yapmayalım. Evet, Numune Hastanesi, İbn Sina. Şimdi buradan abi çarşıya gireceğiz. Işıkları da bekleyelim abi, ışık bir yansın. Kask açalım, biraz nefes alalım. Bu arada kameramız kayıtta mı? Kayıtta, süper. Bu da Japon herhalde. Işığımı bekliyor ne abi? Görüyor musun? Helal olsun vallahi, ışıklar uyuyor ha. Bizimkiler de lak diye atlıyor amına koyayım. Kafa. Dur bakayım, ışık yandı. Vallahi ışık da geçiyor ha, görüyor musun? Abi Japonlar biliyor ya bu işi. Adamlar saygılı adamlar. Hiroshima. Wow. Adedi. Nakata. Bekledi bekledi, ışık da geçti ha, görüyor musun? Helal olsun vallahi. Yeşil yandı, geç. Yapıştı. Hayır, bekleyin, hayır. Evet arkadaşlar, bu yol Vettere'sine doğru gidiyor yani. Ulus'a gidiyor. Anafartalara. Bilenler bilir zaten, anlatmama gerek yok. Şurada Altındağ Belediyesi. Şimdi bunun yanından Ulucanlara doğru gireceğim. Oradan sola dönüp çarşıya çıkacağım arkadaşlar. Zurnacı dayım bekliyor. Eyvallah abi. Görüyor musun, adamı yol verdi, helal olsun. Evet arkadaşlar, burası çarşıya giriyor. Burada eskiye her şey var abi. Böyle bakırcılar makırcılar. Fan açmış da motor. Suyumuz var mıydı? Var biraz. Şimdi şuradan bir fiyat alalım ya. Taziler, simitçi. İşçilikler pek kalmadı abi. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Kolay gelsin. Ya abi, bir hediye bir şey yaptıracağız da
Şunun gibi bir şey abi ne kadar oluyor? Yaptıracağın şey mi abi? Ne yaptıracaksın? Ya böyle harfli işte abi. Şurada gene şöyle yaz yazacak. Şurada da bir logo gibi bir şey olacak. Yani normalde çok özel bir şey olmasa 200 lira. 200 lira. Bu boyutta değil mi abi? Evet. Tamam abi. Onlar biraz daha maliyetlidir abi ya. Tabii. Ama maşallah yani usta. Maşallah ya. Doğrudur abi. Şimdi kalmadı ki abi öyle usta zaten. Yok bitti abi. Aynen. Ne çırak yetişiyor ne şey. Son nesil diyelim değil mi? Anladım abi. Neyse abi ben bakayım da olmazsa bir geleyim ya. Hadi abi hayırlı işler. Ha onay aldılar ondan sonra. He anladım abi. Öyle, tabii abi öyle. Adam kontrol ediyor. Çünkü emniyet o zaman yap. Hangisi? Şu. Aha daha bu ayına yok. Şuradan buğday başa yapacak. Daha netleşecek bak. Orada Ankara yazacak. Ne ha şuradan Ankara kesmeli yan tarafla. Doğru. Abacım bunda o Ali biliyor musun? Ustalık işte abi ya. Abi geldi. Bu işte de şey şurada dünyanın geyiği meyi vardı bak. Böyle nasıl bak. Sana sattım. He. Gel bak istersen bak şuna. 1 santimi 20 saniye değişiyorum şunu. Çevir keskine. Keskisi bir bakıyorsun. Yani bu aykırı bir şey. Abi işte bu bir sanat ya. Ağzını görüyor musun? Bak keskin al ağzını. Bak. Evet. Bak. Şurada vurayım ben sana. Abi senin de işine şey koyduk halı ya. O 20 saniye ya ben sana şey yapayım. Yani şey. Bak şu hareket şu. Bir şey yok. Burada. Abi sabır işi işte ya. Yani herkes abi yapamaz bunu ya. Kim? Yok bunu kimse yapamaz çünkü. Aynen. Şeyler koşarken arkaya bakıyor gördün mü? Aynen abi. Vallahi abi yapmışsın ha. He? Tamam dedim. Vay be. Şurada da yatıyor değil mi abi? Ya işte her türlü pozisyon, hiç fark eden bir şey yok yani. Evet, her evet. Her türlü şeyde. Çünkü Kültür Bakanlığı veriyor, sanatçı kartını, devlet sanatçısı. Şey, komisyona gidiyorsun, 5 tane tamamlanmış eser gösteriyorsun ve evet. Çok fazla bile götürdüm. Bak, şunu görüyor musun? 1980, 39 yıl önce işledim ben bunu. Maşallah, maşallah. Ben 50 sene tarih okudum, özellikle. Maşallah abi ya. Tarih bilmesen bu işler olmaz yani. Doğru söylüyor. Mesela buna 10 bin liradan fazla verdim de vermedim. Bak şu bile, bak. Demek ki senin gösterdiğin ebatta bu 3000 lira, o 200 lira. Evet. Ama o basit bir şey tabii. Şöyle söyleyeyim ben sana. Hani bu aile devam ettirenlerdeniz biz. Mesela onun demek ki mesela en az 40-45 liralık bakırı 20-25 lira üzerindeki dövmesi, kaplaması zaten bunun 70 lira falan 65-70 lira maliyeti var tabii. Gerisini düşün yani. Tabii abi o da el emeği abi. Evet. Adam cep telefonunu aramak istemiyor. Kafayı sabit telefonu cep seni evet. Sabitliyor orada. Bunlar da şey mi abi? Bilezik. İşte ben bunları altın işledim 90'lı yıllarda. Vay be. Bunlara işlenmez. Ya geçen sene geldi adam bozuk attı bana 78 yaşta kuyumcu bana yaptıran Kızılay'da. Büyük çarşıdaydı bıraktı. Ya dedi sen deli misin dedi bana. Altına işledim, bakıra işledim. Git İstanbul'a altın çalıştı. Şimdi şunu bak. Daha boyu 6. meyde çıkacak. Bunu ben altına işliyordum. Bu ne geliyordu biliyor musun? 130 gram, 135 gram geliyordu altını. Bugünkü şartlarda 30 bin liralık altını var. Buna daha şey mi atıyorsun abi bu? Aha, daha boya mı atıyorsun? Açayım da gör üzerindeki şeyi. Bak, kral şeyi, askerleri falan. Şuradaki, evet. Bak buna daha boya atılmamış onu da göstereyim. Şu da onun bunun düzü ve küçüğü bak minik minik buradaki askerler. Evet, siyah evet, boya evet, altıncı evet. Meydana çıkacak. Evet, abi. Şimdi adam da haklı diyor ki İstanbul'a gitsen bunu sen altın içersen sana ne verirler diye en az diyor 30 bin liralık malzeme. Dedim 3-4 bin lira verirler. E gördün mü dedi yani 3-4 bin lira almak dururken yani. 50 liralık 100 liralık bileziklere niye uğraşıyorsun diyor. 20 lira da bilezik var. Onun için yani. Bak şunları. Şuna abi nereden baksan bir dünya emek veriyorsun şuna. Şuna yapan yok benden başka böyle doğaçlama. Evet. Bak mesela. Bak laleler var üzerinde ama evet. Sade bu. Bu şeye kalp ritmini düzenliyor, romatizmaya ve şey Allah tansiyona Allah. Da faydası var. Tabii.
Bak Gülşat şey olduğu için mi abi? Bakır olduğu için mi? Bu çift kat biliyor musun? Ben şeyden yapıyorum. Ya bu biraz kalın. Klima borusundan bak eziyorum. Abi geçiyor. Boruları biliyor musun? Boruları eziyorum çift kat. Kırılmaz da kolay kolay. Hanım ben sırf romatizmaya faydalı zannediyordum. Benim geline gönderdim oğlanla beraber. Gelin dedim baba ağrılarım geçti dedi. Orada. Geçer abi. Düşün. Bakırın öyle bir ara hatta bir şey veriyorlardı bilezik böyle ucu bakırlı falan. İşte bunlar ucu onlar. Evet evet yani. Hikaye. Şu bak düz olanı. Vay be o boruyu sen bu hale getiriyorsun ha, evet, ne abi? Tamam. Vay be. Abi işte sanat işçilik abi ya. Vallahi billahi var ya. Bak geleneksel el sanatları sanatçısı yaz işte. Yani ondan sonra YouTube'lara giriyorlar salaklar. Sanatçıyız diye hava atıyorlar. Reklamını yapıyorlar. Aynen öyle. Yani. Ben de atarım abi bunu şeye. Görüyor musun? Yani bunu Avrupa'ya gittiğin zaman bak geleneksel el sanatlarsan yeşil pasaport yerine geçiyormuş. Oraya gittiğin zaman ikamet alabiliyorsun yurt dışında. Evet. Çünkü zor bunu abi. Tabii orada sanatçı da yoktur abi böyle. Siz de burada zaten son nesil kaldınız. Bana diyorlar ki sen Avrupa'da olsan bu sanatla öğrenim ne olsa olsan direkt seni üniversitede profesör tayin ederler. Evet. Ya bak inan buradaki şeylerde var ya üniversitelerde bir tane bu işi bilen adam yok. Yok abi yok adam ne abi. Ne yapamadın görmüşüm. Şimdi her şey hazır da abi öyle el işçiliği yani, eleme yok abi. Şeyi gördüm. Benim yerime başka bir çoğu yapar. Bunu kimse yapamaz. 2-3 tane kıytırık bir İstanbul'da huyumcu var gözüne lüp takıp yüzüğün üzerine bir figür işliyorlar. Onda günlerce uğraşıyorlar. Biz geçen sene benim bir müşterim var. O geldi dedi ki ya böyle böyle abi. Sana rakip çıktı. Benim hanım öyle diyor dedi. Dedim ki gel hesap makinesi aldım. Şunu şeyini ölçtüm. Hesap ettim. Benim dedim buna 550 gün uğraşmam lazım o zaman dedim. O dedim 4 santimetre kareye 2 gün uğraşıyorsa bunu santimetre karesi hesap ettim. 550 gün ben buna uğraşsam ne olur dedim. Şimdi bile millet diyor kaç ayda yaptım dedi. Değil mi? Aynen. Gir YouTube'a ben yaparken bunu görürsün. Vallahi çok içlik. Yo YouTube'a bakarım abi ya. Dün ben... mesela şey bir belediye başkanına vereceklermiş. Belediye başkanı MHP demiş. Şuna bak 50 santim 500 liraya şey aldık sipariş aldık. Güderisini verdiler. Cumartesine gelecek. Onlar da hep gezmişler. Buraya abi dediler. Biz bu senin buradaki gibi bir şey görmedik. İşçilik. İşçilik. Evet. Yani onun için hep bizim şeylerimiz öyle. Geçen sene İşte Tayyip Erdoğan'a Sağlık Bakanı yaptıracak işte onlar adamlar da bütün çarşıyı dolaştırıyorlar. Bak şu adam şunlar bak. Yani bilmem görüyor musun? Bak 50 santim bak şeyini de yazdım. Mat kırmızı Selçuklu Kartalı. Selçuklu Kartalı. Görüyor musun? Bu şeyi kartını yazdım verdim şeyini. Adamlar evet ya bu şeyleri. Bunlar çevre mühendisiymiş karı koca ikisi. Hediye niteliğinde. Yani işte tek Selçuklu Kartalı yapacağım onun ortasında. Evet. Ya yani ebatı şu olacak yani. Görüyor musun? Evet evet. Şunun 50 santimliğini yapacağım onu büyük. Tek o görsel. O kartalı ortaya oturtacağım. Anladım. Kenara yazı yazacağım. Yani çok şey. Bak geçen sene şunun büyüklüğünde aynı böyle Selçuklu Kartalı var. Ortada böyle 16 tane de dilde Rumi geçmeler. Devlet Bahçeli'ye vereceklermiş. 5-6 tane genç geldiler. Bütün çarşıyı gezdiler. Abi dediler biz bunu alacağız. Götürdüler aşağıda şu Gökkaya sanatsal çerçeveye. Orada kare çerçevenin üzerine de oturttular onu. Ona göre yer yaptılar. Helal olsun. O şekilde orada gittiler. Yani şimdi bu değerdir demiş. Oraya ona vermeye. Tabii. Çünkü, bilmiyorum gezdiysen hep böyle kıytırık şeyleri böyle. Tabii hep basit ürünler ya. Hep basit. Ya böyle eleme bitti abi artık ya. Buraya gelen yani... öyle diyor. Yani biz böyle bir şey görmedik. Bak bu da bilezik oluyor ama 4 tane keseceğim tavlayı. Görüyor musun? Bir bilezik. Bunu kesiyorsun abi kıvırıyorsun ha? Kesip kıvıracağım. Bu plakadan. Vay be. Borudan. Ya mesela bu boyanmış hali mi abi? Daha tam boyanmadı. Ben göreyim diye. He anladım. Şey boya attım böyle. Toz boya. Toz boya. Bak mesela. Şunlar işte. Şunları. Ne işçilik bak, ya. Bak şunlar mesela 25 liraya, bak 25-30 liraya veriyorum şunu. Evet. Şey ben kendime takacağım artık yani şey oldu. Tansiyon var benim. Şey olur. İşteyse. Faydasını görürüz yani kalbi. Tabii tabii abi bak, ya. Şey boya vernik de atmıyorum neden? Şu alüminyum tel var elemi ki. Evet. Ondan temizliyorsun, temizliyorsun. Şundan bir su falan değerse. Hayır sen. Bu şekilde böyle. Şu bitirdeki plan var mı başka? Nasıl? Şu bitirdeki plan var mı başka? Onlar hep değişik. Onlar, onu çıkartabilir miyiz? Onu yapabilir miyiz? Onlar sanatsal özel yapıyorlar. Piyasada olur. Peki öyle. Bir çekti de bak.
gördüyseniz piyasadakiler hep onlar uyduruk kaydırık yani. Yok ben piyasada bile görmedim. Direkt bakabilirsiniz yani. Hep ilgimi çekti. Boyuyorlar. Onun için bak mesela. El işçiliği bir. El işçiliği abi ya. Osmanlı şeyi var çok güzel. Ne kadar bunun fiyatı? O 350 lira. Tamamen bakır. Buna buradan bir delik açmak mümkün mü? Hani zaten asmak amaçlı. Kancası var ama istersen de açalım. Var mı? Nerede? Tam burada. Ha, göremedim. Burada. Direkt yok delik. Yok görmedim onu. Şöyle hani asarsın. Biz onu düşünüyoruz ya. Yani. Benim sanatsal, ben minyatürde çalışıyorum onun için. Vernik de üzeri kararmaz yani, sabitlenmiş rengi. Bakır değil mi? Tabii, havadan bir tesir olmaz yani. Onun daha küçüğü var. Ha şurada bir boy küçüğü var. Yazdığınız yazılar doğru mu? Şunlar. Şu Osmanlıca mı biliyorsun? Evet. Ne yazıyor mesela? Ya deseni olduğu gibi geçiriyoruz oraya. Mesela ha. Memaliki Devleti Ali Osmani yazmışlar. Evet, Osmanlı Devleti'ye patlıyor. Ama da onun küçüğü mesela. Bu ucuz mesela ona göre. Ne kadar fiyatı? Bu 200 lira küçük olduğu için. Orada ben sizin küçüğü mü? Ha, vernik atarım şimdi, veririm buna vernik. Ha, güzel. Vernik atınca bu da koyulaşır. Biraz bak, sanki yamuk gibi. Şurası biraz bombe yapmış değil mi? Şurası. Nasıl? Şurası. Nasıl bombe? Şöyle. Yok, şey yaparım bunu. Şurası ezik. Çapını. Götün burası. Yok şimdi. Tamam, şurası sanki biraz dövülmemiş gibi. Yok şimdi şey var. Yani, tokmak var onu. Balansını ayarlayıp veriyorlar. Duvara ha, anladın. Şey yapar bak. Nasıl tokmak var. Ondan ver. Ya bak uçlu gidiyor Londra borsasına bağlı. Şimdi şu bak açısından değil. Ha. Ben şimdi bir hediyelik alacağım. Anneler günü hediyesi de. Evet. Böyle bir şey diyor bizim de. Bak açısından. Biz üst düzeyde çalışıyoruz. Yani yoksa evet. Bundan ben bunun yerine 10 tabak göstereyim ben sana başka bir tane daha. Daha buraya satın almış ama ben bunu düzelttim yine de şey olmadı bak al. Bu da Osmanlı arabası. Bunu ben 150 liraya veririm al. Daha da düzelttim ben. Evet. Yani bunu başkası yaptı. Tuğra'yı ve yazları görüyorsunuz değil mi? Doğru. Mukayese diyor. Evet. Yani piyasada neler yaptılar? Geçen kızdım hatta. Güzel. Şu başkasını yapmış, siz tamam, düzelttiniz bunu. Düzelttim, gene de fazla olmuyor. Neresi? Ama bir de şuna bak. Yani çok farklı. Yok ben işte Cumhurbaşkanı'na bile biz şey yaptık. Yoksa yani boyuyorlar, bir de yağlı boyayla mahsus şeyi kapatmak için. Yeşilli bilmem ne. Ayıbını kapatmak için yapıyorlar. Tamam, tabii onlarda şey yok zaten. İşçilik sıfır. Bak şey var şurada. Bak şurada bir kenarcısı da var. Bak şurada görebiliyor musunuz? Burada evet. Beyazı var bir de. O da bakırın beyazı değil mi abi? Aynı bakır. Kaplama üzerine. Diker kaplama. Evet evet. Yani bazıları öyle, onu da şey yapıyor. Yusuf'a girelim bak şunu ben. Ankara Kalesi mi? Yok bu temsili. Bizanslar'da Selçuk'ta harf boşluğunda. Girin YouTube'a Çağdiler Anus'a. Oradaki insanlardır aşağıda. 8 yıldır falan, 7 yıldır gösteriyor. Fiyatı? Ya onu, yani şu anda yani 5-6 bin lira civarında da ya bir daha 10 bin liraya yapma. Kalınlık 1,5 üzerinde gümüş kaplama var. Hayal ne ya, sıfırdan. Sen onu bir haftadan mı deriz? Değil mi? Evet. Biraz, bir haftadan mı? Çoğu birkaç ay diyenler var da ben bir hafta değil şaşırıyorum. Bak mesela şunu görüyor musun? Bak 39 yıllık 10 liraya. Detay görüyor musun? Desen bana ait yani. Hiç kopya falan değil. Birileri mi istiyorsunuz mu? Alttan birileri geliyor mu? Valla ben şimdi arkadaşı da gösterdim ya. Gençler hiçbiri bir şey bilmiyor. Son nesil abi bitti. Şunu ben 20 saniyede istiyorum. Kime öğreteyim bunu? Yapabilirler mi? Mümkün değil. Ben önemli olan birilerini yetiştirmek. O da güzel tamam, bir şey. Tamam yani şimdi belki 15 kişiye bu işin tekniğini verdim. Yani normal büyük tepsileri yaparlar da bunu niye yapamıyorlar? Yapamazlar. Ben 50 sene tarih okudum Özel Merak'ta. Tabii. Onun şeyi var. Yansıması var yoksa. Ya şimdi ben altına çalışıyorum. Şunlar ben altını da çalışıyorum. 24 aya kadar ama. Şunu arkadaşa göstereyim. Bak bu bilezik olacak. Bunlar işledim ben keseceğim. Hayal bu da hayal. Tabii canım. Ya ben altına işledim. Bunlar bakıra değmez de. İşte bizim ana konumuz bakırcılık olduğu için. Yani çok sevindim. Sanatçı şey yani bizimki sanatsal. Yani şey. Bunları bilezik mi yapacaksın? Tabii tabii. Şuradan kesiyorum. Bunu büküyorum. Yani bu tamamen hayal işte. Bu kopya çalışılmaz ki zaten. Tabii. Ya bu romantizme yap şey faydalı oluyor şu oluyor. Romantizma iyi mi? Tam tabii romantizma kalp ritmine doktor 12 tane doktor kendi aldı. Alternatif evet. Tıp uzmanı Gülşat Akmemet diyor şeyde. Şu kolejde muayenehanesi var. Bak şeyi görmek istiyorsan bak 3 bin lira alacaksın. Peki. Motifinden mi sebep mi? Oo ağır.
400 tane itit askeri var. Vakitçe ufalıyor buraya doğru. Bu da dolaşıyor. Çok güzel. Yani onlar Osmanlı arması bile bunun yanında şey bir. Evet. Ya onlar biz şok oldu yapalım. Ben örnek olarak kullandım ben. Hı-hı. Şimdi yapılsa onlar beğenir. O yavuş fiyatlara verilmez. Yani. Bak kalkan bile var orada bak görüyor musun? Daha boyasını kanat var. Onu da ben yapayım. Bir gün yapmış söylüyorsun. Hayalden doğaçlama çalıştığın için. Gerçekten güzel yapıyorsunuz. Hı. Maşallah. Ya biraz önce arkadaşlar dedin ya biz devlet sanatçısı şey. Kartı var. Şey evet. Değil. YouTube'da hayır. Abi çağ neydi? Çağdırenen ustalar. Çağdırenen ustalar. Şimdi öyle komisyona giriyorsunuz. Öyle epey bir en az 5 tane tamamlanmış eser göstereceksiniz. Ama beğenmezlerse reddedilirsiniz. Öyle şey yok ama. Tamam. Anladın mı? Ya şimdi bir sürü bakırcı var ama çoğu girdi alamıyor, vermiyorlar. Böyle evet. Bir tarihi bir şeye dayanağı olmayan, belli bir tarz olmayan, sanatsal eser değeri olmayana vermiyorlar. Evet. Burada şey, Fetih Suresi falan var orada öyle şey değil. İşte gören, şimdi diğer şeydeki bazıları da atölyedeki şeyleri gördükleri zaman adamlar anlıyorlar şimdi. Aslında elinizi alın, çevirin arkasını. Arkası da işlemeli. Bu eski mesela ama her tarafını ben işledim. Bunu bitmedi daha. Bak Selçuklu tarzı. Hem buradan işliyorum hem oradan işliyorum. İki taraftan da çıkıyor. Yani bu en az 200 yıllık var mı ama üzerinde hiçbir şey yok. Bak şu da minyatür. Boyayacağım. Boyayınca meydana çıkacak. Bak arkadaşlar. Şimdi görünmüyor bak aslında öyle başım. Bu bile 400 lira bittiği zaman. Şu kenarda yaptığı yani. Tabii ki. Ha. Bak. Mukayese etsinler diye. Bak şurada var birkaç tane küçük. Bunlar daha boya atılmadı ama. Bak bunlar da hayalden en basit çalışmalar. Bak şu bir. Ha işte 50 lira burada. Ama şimdi 100 lira mesela çalışmam yani. Burada geçen sene kaldım boya atılacak bak. Evet. Görüyor musun? Bak burada geyik çoban şey, keçiler. Beşik sallıyorlar bak. Çoban bir şey var. Bak kuşlu. Bunlar bile yok piyasada. Bir tane bulamazsınız. Hep böyle sapır saçma şeyler ya. Yani. Ya bu da hayalden ya. Şimdi adam bunu bu ifadeyi veremez ya. Bana göre basık olduğu halde. Bunların daha büyükleri de var da sattık geçen. İstanbul'dan bir bayan geldi. 40 santim. Şunun evladında vardı. Çok mükemmel bir zamanda. Şimdi siyah atılınca da gösteriyor. Şimdi bunda boya yok, göremiyoruz. Daha iyi bir şey gösterir. Kendini gösterir. Oldu. Çok teşekkür ederim. Oldu, rica ederim. Sağ ol. Abi çok teşekkür ederim ya ilgin için. Yok sen dedin. Ben de... Evet, dayımızın dükkanı... İsmi yok ama tabelası falan. Aşağı çarşıdan girince bir sağdan bir iki üçüncü dükkan herhalde ya. Üç ya dört arkadaşlar. Ona göre yaptırmak isteyen olursa gelsin. Karadeniz bakır diyor lan burada da çok eşya var ya. Delilik eşya. Evet dostlar, şöyle bir hediye aldım arkadaşa. Şöyle duvara asmalı. Şöyle bir şey. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Böyle masaüstü. Güzel bir hediye oldu bence. Kani. Bu da güzel. Şöyle. Yani buraları gezin arkadaşlar. Buralar
güzel yerler, sanat kokan yerler, tarih kokan yerler. Ankara Kalesi'ne doğru çıkıyor arkadaşlar burası. Otantik yerler. Sonuna geldik. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yani desteğiniz her zaman için önemli. Tarihi yerleri gezin arkadaşlar. Ulus Kale'yi gezin. Orada Ulucanlar cezaevi var. Onu mutlaka oraları gezin. Yani Ankara'da gezecek aslında yer çok ya. Böyle tarihi yerler. Tarihi yerleri gezin arkadaşlar. Ulus'u gezin yani. Çok güzel yerler var. Edilik eşya satan yerler var. Tarih kokuyor, sanat kokuyor. Abi oralar ya. Gezin ya. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Desteğinizi esirgemeyin. Los Angeles abinizi unutmayın. Kardeşinizi, abinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki vlogda sağlıcakla kalın.